Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Merhabalar değerli arkadaşlar. Hepiniz hürmetle muhabbete selamlıyorum efendim. 2019 bahar dönemi online Arapça YDS Yöktil hazırlık derslerimizin 16. bölümündeyiz. Bu oturumda inşallah şu an ekranınıza taşıdığım 2019 Bahar YDS Dersleri Kelime Testi 3 adlı dosya üzerinde çalışacağız. Bu dosyayı inşallah ele alacağız. Şimdi bu dosyada ekranda da görüldüğü üzere 1, 2, 3 ve 4 numaralı soruları önceki oturumumuzda yani 15. oturumumuzda ele aldık. Bunları çalıştık. Bu Kelime Testi 3 diye adlandırdığım çalışma YDS'de ilk 16 soru grubu. Soruları çözerken boşluğun öncesinde ve sonrasında yer alan e, ipuçlarından yararlanmamız gerektiği konusunu ben tekrar hatırlatmak istiyorum size. Evet, şimdi e, Sayın Çetin ve Sayın Hafif aramızdalar. Hoş geldiniz Sayın Çetin, Sayın Hafif. Efendim, e, şu an ekranınıza tekrar yansıtayım hangi dosyayı işleyeceğimizi. 2019 Bahar YDS dersleri kelime testi 3 adlı dosyayı çalışacağız. Bu dosyada 5. sorudan Bismillah deyip ele alalım soruları. Şöyle sizin rahatça görebileceğiniz şekle getirmek istiyorum. Evet. Etezzeral veziru kabla kable blabla min mansubihi denmiş. Evet. Şimdi boş bırakılan yere getirilecek olan kelimeyi seçerken neye dikkat edeceğiz? Şayet boşluk sonrasında bir harficer varsa nitekim var burada. Min harficeri var. Bu harficer bizim için bir ipucu olabilir. Zira boşluğa getirilecek olan mastarın ya da eğer boşluğa getirilecek olan seçenek fiilse bunun kendisiyle birlikte kullanıldığı harficer bize güçlü bir ipucu olur. Veya boşluktan sonra şayet Boşluğa getirilecek olan sözcüğe dönecek olan eğer o sözcük bir isimse o sözcüğe o kelimeye dönecek olan bir zamir varsa sayı ve cinsiyet bakımından aralarında uyum gözeterek ne yapabiliriz? Bu zamiri boşluğa getirilecek olan ve boşluğun kendisi de doldurulacak olan isme döndürmek suretiyle bu zamiri bir ipucu olarak değerlendirebiliriz. Burada verilen cümlede anlamını bilmediğimiz kelime var mı? İtezara özür diledi anlamında bir fiil. El veziru an ahtaihi. Bakan hatalarından özür diledi. Kablenin zaman zarfı olduğunu biliyoruz. Ne zaman özür diledi bakan hatalarından? Kable boşluk bırakılmış. Ve min mansıbihi denmiş. Yani mansıp şöyle ekranınıza taşıyayım onu. Makam mevki demek malumunuz peki makamından, mevkisinden, efendim görevinden ne yapmadan önce, şöyle yapmadan önce hatalarından özür diledi. Peki kabla et-tekaus. kelimesinin anlamını taşıdım ekranınıza şu anda. Tekaus ihmalkarlık, ihmalcilik, tereddüt etmek, beklemek anlamına gelen bir ifade. Tekaasa fiilin tekaasa fiilinin efendim mastarı tefaul vezninde. Peki yani makamından ihmalkarlık, makamının ihmalkarlığı gibi bir şey uyar mı? Uymaz. Yani takaos kelimesi burada gitmez. Peki entelak kelimesinin hemen anlamını paylaşayım. Entelak kelimesinin anlamı şu. Ekranınıza taşıdım. Kalkış, hareket, başlama, girişme, patlama. Şimdi biraz tahminde bulunmak bağlamında şöyle gözümüzle süzecek olursak şayet seçenekleri takavus var, intilak var, el istikale var, et tatarruh var, enhiraf var. Bunlar içerisinde daha önceden e, sınava girmeden önce öğrendiğimiz, sınav öncesinde bildiğimiz, belleğimize yerleştirdiğimiz bir anlam ise şayet mesela el istikale tereddüt etmeksizin makamından, görevinden, mevkiinden istifa etmeden önce anlamını oluşturması için bu sorunun doğru cevabı olarak C şıkkını seçebiliriz. Ama el istikadenin istifa etmek anlamına geldiğini bilmiyorsak o takdirde ne yapacağız? Mecburen seçeneklerin tamamı üzerinde duracağız ve değerlendirmeye alacağız bunların tamamını. Peki el istikadenin istifa etmek anlamına geldiğini söyledim. İstikale fiilinin mastarı bu. İstikale, yestakilu, istikale, istifa etmek. Peki e, i̇ntilak, kalkış, hareket, başlama, girişme, patlama dedik. İstikale, istifa etme. Et-tatarruf ve inhiraf kelimelerine bakalım. Tatarruf taraftar, yandaş olma, aşırı olma, radikallik gibi bir anlam taşıyor. Enhiraf da doğru yoldan ayrılma, sapma. E, dikkat ederseniz bunların e, gerek doğru yoldan ayrılma, sapma anlamındaki enhirafın efendim e, gerek taraftar olma, yandaş olma, aşırı olma, radikal olma anlamındaki ettatarrufun rufun burada bir işi yok anlam bakımından e, burayı tamamlamaz. İntilak da öyle. E, burada inheraf kelimesi e, ne bir zamiri bitirmiş kabil inherafihi. bunu ne yapacağız? Bakana döndüreceğiz. Ancak e, bu zamirin varlığı hiçbir katkı sağlamaz soruyu çözmemize. Zira enhiraf kelime anlamı bakımından verilen cümleyi cümledeki boşluğu tamamlamaz. O zaman doğru cevaba Ceyhan diyelim. Bunu şöyle turkuaz rengimizle işaretleyelim ve tekrar okuyalım soruyu. Ete ve vezirvan ahtaihi kable el istikaleti min mansibihi. İstikale kelimesi lama tarifle değil de kendisine zamir bitişmesi yoluyla marife kılınacak olsaydı kabile istikaletihi min mansibihi denilebilirdi. Ancak şurada zaten mansibihi dendiği için mansuba bir hu zamiri bitiştirildiği için ona ihtiyaç duyulmamış. Doğrudan kabile zarfından hemen sonra istikale masları marife olarak başında lama tarif taşıyan bir marife olarak kullanılmış. Evet bu soruyu geçiyorum. Sanırım bu soru anlaşıldı. E, tekrar hatırlayalım isterseniz. kaos ihmalkarlık, ihmal etme, tereddüt etme, bekleme gibi anlamları var. İntilak, fırlama, atılma anlamına gelir dedik. İstihare, istifa, tatarruf, aşırılık, efendim, radikalik, inhirafsa, az önce yine ekranınıza taşıdım. Doğru yoldan ayrılma, sapma anlamlarında. Altıncı soruya geçiyorum hemen. E, Tahtacu riyadatul yuga ila el hudu'i tamillezi yushemu fi denmiş boşluk bırakılmış efendim eee alazlat ve şu'ur bir rahatet tam. Peki yine dikkatinizi hemen çekti sanırım. bakar bakmaz burada boş bırakılan yere getirilmesi e, gereken sözcük e, mastarlardan oluşmuş. E, peki temazzuk, istirha, irtika, taraf ve temeddüt kelimelerinin e, belki bazılarının belki tamamının anlamını biliyoruz ya da tam zıttı. Belki bazılarını, belki hiçbirinin anlamını bilmiyoruz. Peki hiçbirinin anlamını bilmediğimizden hareketle, varsayımla verilen cümlenin boşluğa kadar olan kısmının anlamını çıkarmaya çalışalım. Tahtacu riyadatul yoga, yoga sporu ya da egzersizi gerektirir. İhtace yahtacu fiilinin ilah harflerine ihtiyaç duyduğunu artık ezberlemiş olmanız lazım. Ahtarcu ila bir, şey, bir şeyin bir şeye ihtiyaç duyması, bir şeyin bir şeye gereksiniminin olması. Peki yoga sporu, yoga egzersizi ne yapar? Gerektirir. Neyi gerektirir? Ya da neye ihtiyaç duyar? El hudu tam bir sükunete, tam bir sessizliğe, sakinliğe e, ne yapar? İhtiyaç duyar. Yani da sakinlik gerektirir. Ellevi yushimu fi denmiş, boşluk bırakılmış, el adalet denmiş. Efendim, ne yapan sinir kasları, el adalet kas kasları şöyle yapmaya katkısı olan. E, her fırsatta ben fiil harfleri birliklerine vurgu yapıyorum, yapmak zorundayım çünkü bunlar e, şu var. Yani et ettekra rahsem ve levkane 180 diye bir söz var ya. Yani Arapça dünyasında sıkça e, zikrettiğimiz tekrar iyidir. 180 kere bile olsa, esheme yüs isham fiile kullanılır. Bir şeye katılmak, bir şeye katkı sağlamak, bir şeyde payı olmak, bir şeye yardımcı olmak gibi anlamlar taşır. Peki o zaman bu ellevi hudunun sıfat olarak düşünülecek olursa kasların şöyle olmasını sağlayan, şöyle olmasına efendim ne diyelim ona katkı sağlayan. Peki başka? Ve şuuri bir rahat tamme, tam bir rahatlama hissi sağlayan. Peki o zaman şurada kasların mudafun ileyh oluşundan hareketle buna mudaf olacak ve fi harficeriyle cer olacak bir isim arıyoruz. Temezzuk ne demek? Parçalanma demek değil mi? Peki istirha ne demek? İstirha gevşeme demek. İrtika ne demek? Bunları tek tek hemen ekranınıza taşıyayım. E, temezzuk neymiş? Parçalanma, bölünme. İstirha, gevşeme. Peki sırada ne var? İrtika var. İrtikanın anlamı yükselme, kalkınma, terfi etme. Teraf, Eğlenme, lüks, bolluk. Ben şimdi temettü de verdiğim zaman doğru cevabı hemen siz yapıştıracaksınız. Doğru cevap şu diyeceksiniz: Temettüt yayılma, uzama e, anlamlarına geliyor. Peki doğru cevap ne arkadaşlar? Evet, e, soru numarasıyla birlikte yazıyorsunuz. Evet, e, sayın Nasıflı ve sayın Küçük Aydın, değil mi? E, i̇lk defa sanırım onlinelara aramızdalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, e, hepiniz cümleten hoş geldiniz. Altıya bolo diyorsunuz. Gayet güzel. Cevabınız doğru. Ben sizin cevabınızı hemen doğru cevap olarak ilan ediyorum. O zaman ne diyeceğiz? Yoga sporu kasların gevşemesine ve tam bir rahatlama hissine katkı sağlayan bir sakinliği, sükuneti gerektirir. Ya da buna gereksinim duyar diyelim. Buna gereksinim duyar. Evet, peki Şimdi e, altıncı soruda anlamını e, anlamına bir, bir, tanesi kalmadı. Hepsini verdim. Temezzuk parçalanma dedik. İstirhaya gevşeme dedik. İsterhanın masları. İrtekafilinin masları. İrtikanın anlamını verdim. Yükselme, kalkınma, terfi etme. Teraf, eğlenme, lüks, bolluk. E, ve son olarak de, temeddüt, yayılma, uzama anlamına gelir dedik. Soru 7. İzmir hiye el Türkiye. İzmir hiye e, salis el mukataat et turkiye şöyle yapayım ben bir dakika şöyle, Şer, bir gizle diyeyim ha şöyle biraz yer kazanalım hm. şimdi daha rahat görüyorsunuz sanıyorum evet İzmir hiye al mukataat et turkiye e, boşluk bırakılmış bir sukkani haythu taqav ala sahil bahri iyice ve tuteberu bla 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 türkiye el urubbi evet şimdi çok zor bir soru olmadığını düşünüyorum. Bakalım. İzmir, e, Türkiye'nin 81 ilinden e, büyük şehirlerden birisi olan İzmir'den bahseden bir cümle. Peki İzmir, hiyer selisul mukataat. E, el mukata eyalet, bö, bölge, e, il, e, yerleşim yeri gibi anlamlara geliyor. El mukata, e, çoğu el mukataat. Bin bilsen bir bilene sor. Diye bir e, neyimiz, ilkemiz var. Hemen e, mukata kelimesinin e, şöyle sorgulamasını yapayım. Mukata, e, bölge eyalet demiş. Bakın çoğulu mukataat. E, peki e, boykot anlamının olduğunu da görüyoruz mukataanın ama burada boykotla alakası yok. Bölge, eyalet. E, burada e, il diye anlamakta hiçbir sakınca yok. Peki İzmir, hiyataretül mukataati Türkiye Türkiye'nin üçüncü e, eyaletidir. Türkiye. Türkiye'nin üçüncü eyaletidir, üçüncü ilidir. E, peki nasıl, hangi vasfı, hangi özelliğe sahip üçüncü ilidir? Şimdi biraz önce hangi soruyu çözerken, şu beşinci soruyu çözerken hatırlar mısınız? E, oturumumuzun başından beri bizimle birlikte olan arkadaşlarımız sanırım e, bunu fark ettiler, duydular benden. Gecikme, gecikmede katılanlar için tekrar olsun diye söylüyorum. Boş bırakılan yere getirilecek olan, getirilmesi istenen seçeneği belirlerken kendisinden sonra gelen harficerler bizim can simidimiz. Çok çok önemli. Harficer e, fiil birlikteliği e, esas alındığında e, boşluktan sonra gelen harficer o boşluğa getirilecek olan gerek fiili gerek o fiilden türeyen masları ya da sair muştak kelimeleri belirlememizde ciddi ipucudur. Sonra yine aynı şekilde az önce yine ifade ettim 5. soruyu çözerken Boşluğa getirilmesi istenen kelimeden sonra gelen bölümdeki herhangi bir zamir eğer o boşluğa getirilecek boşluğun kendisiyle tamamlanacağı kelimeye dönüyorsa sayı cinsiyet ortaklığı kurarak doğru cevaba ulaşmamız mümkün. Burada böyle bir ipucu var. Nedir o ipucu? Ben söylemesem, hiçbir açıklama yapmasam yani bu dosyayı hazırlarken düştüğüm notlardan hareketle ya şu seçenek, ya şu seçenek. Ya şudur, ya şudur. Ya da doğrudan şudur, doğru cevap diye e, efendim e, yapacağınız bir şey var mı? Yani bir bir ta, ta, tarifiniz daha doğrusu bir e, tercihiniz diyeyim. Tarif değil mi? De, bir tercihiniz var mı? Mukataat yüz ölçümü değil. Hayır. Evet e, Bekliyorum sizin yorumlarınızı. mühendis grubuna dikkat ederdim diyorsunuz. Ama müvennesi kiminle o şey yapacaksınız? Kiminle uyumlu hale getireceksiniz? Evet. Peki. Şimdi. Bununla ilgili yorumunuzu aldım. Şurada ya A şıkkındaki memlu ya da E şıkkındaki iktidaz. Değil mi? E, değil misiniz A veya E. Tamam. Ben de onu bekliyordum zaten. cerden dolayı. E, sayın Akbeniz ne diyor? Ben imtela fiilinden yola çıktım diyor. Tamam. Güzel. E, bir şeyle dolu olmak. Tamam. Olabilir ama şunu yapacağız. Bakın bir şey dikkat çekeyim. E, buna mutlaka dikkat çekmeliyim. Bunu söylememe müsaade edin lütfen. E, söyleyeceğim şey şu. Arkadaşlar e, bir seçenek mesela şu. Mele'nin e, ismi menfuli mi bu? Memlu. Dolu anlamında. E, peki dolu anlamında e, ismi mefulü. Biz mele' fiilinin ya da imtele' fiilinin e, bir harficeriyle kullanıldığını biliyoruz eee bir bir şeyle dolu olmak. Buradan hareketle böyle memluun seçeneğini görür görmez hemen atlarsak aşıkkına soruya yanlış cevap vermiş olabiliriz. Neden? Başka ne yapmalıyız? başka benim söyleyeceğimi tahmin eden ya da bilen, daha önceden bu hususta bilgi sahibi olan arkadaşımız varsa paylaşsın benimle. Memlu memluunu görür görmez tabirin mazul görün atlamayacağız. Bir şey daha yapacağız. Ne yapacağız? Onu söyleyebilecek olan var mı? Bir şey daha yapmalıyız. Ne yapmalıyız? E, bu bir soru çözme tekniği. Bu bilgiye sahipsiniz normalde. Bunu daha önceden paylaştım sizinle. Bir şey daha yapmalıyız. Yok mu görüş olan? Evet, bunu bekliyorum işte. Evet. Tamam. Müpteda haber uyumu. Bu bir yorum. O doğru bir yorum. E, diğer, e, şu bahsettiğiniz ikinci kelime var ya. ikinci kelime. İşte o. O çok önemli ona bakmadan tek bir kelimeye bakarak eğer soruya cevap verirseniz yani o soruya cevap verme ihtimaliniz yanlış düzeltiyorum yanlış cevap verme ihtimaliniz düşük değil. kuvvetle muhtemel yanlış cevap verebilirsiniz. O burada olduğu gibi mesela bakın şimdi bir arkadaşımız ne dedi? Hocam ben imtele eden yola çıkarak memluun bi diye düşündüm dedi. E tamam şu şekle bakalım. Şekil buraya gider mi? İzmir hiyet serisil muhatat Türkiye. İzmir Türkiye'nin üçüncü efendim e, ilidir. E, peki Memluon diyelim hadi buraya. Memluon bir sükkan. Varsayıyorum aşıkımdaki Memluon doğru olsun. Memluon bir sükkan nüfusla, nüfusuyla haysu o teka ala sahili bahri iyice. Ege denizi sahilinde yer alan, Ege sahili Ege Denizi sahiline düşen üçüncü şehridir ve tutaberu şeklo Türkiye alorubbi tutaberu şekli Türkiye alorubbi uydu mu uymadı yani Türkiye'nin Avrupa şekli olarak değerlendirilen itibar gören bakın A gitti A şıkkının e, ikinci seçeneği ikinci kelimesi boşluğu uygun şekilde doldurmadı peki e şıkkına bakalım o zaman. E'de iktizaz var. Ee, şöyle yapalım. İktav ve yektav ve iktizazan. İktizazan burada doluluk bakımından demek. O zaman birinci boşluğu iktizazanla doldurursak iktav e, türeyen mastar. İktav mastarı. Peki iktav ve yektav ve Doluluk bakımından. bir Ha o zaman e, efendim nüfus e, sayısının yoğunluğu. Böyle düşüneceğiz burada. Nüfusunun yoğunluğu. ''Haysu tekala sahili bahri iyice ve e, ege denizi sahiline düşen ve tutaberu vecihe Türkiye el-Europi ve Türkiye'nin Avrupa yüzü olarak'' Türkiye'nin Avrupa'ya bakan yüzü olarak değerlendirilen üçüncü şehridir. İzmir, efendim, e, nüfus e, yoğunluğu e, bakımından e, Türkiye'nin e, ege denizi sahilinde yer alan ve Türkiye'nin Avrupa yüzü olarak itibar gören, değerlendirilen üçüncü vilayetidir anlamında bir cümle. O zaman E şıkkını doğru cevap olarak 7 son doğru cevabı olan şıkkı E şıkkı olarak belirleyelim, ilan edelim. Kalan şeye, seçeneklere bakalım. el bakın el ulaşan veç kelimesi bakın B şıkkında B seçeneğinde uysa bile veçhe oysa bile el ulaşmadı. El-bâlig'a bir Yani e, nüfusa ulaşan, nüfusa varan gibi bir anlam. Anlamsız bir anlam oluşturuyor el -baliga. Dolayısıyla ederiz onu. C'ye bakalım. İnkıfadan bir sükkan. İnkıfadan e, düşüklük, azlık, düşük olma, az olma bakımından. Peki namat ne peki? Namat e, çoğulu nimat ya da enmat. Tavır, eda, tür, tarz, tip. Yani ne mata Türkiye, böyle bir şey olmaz. Nemata yani, Türkiye, Lürup Bey. Yani Türkiye'nin Avrupa edası, türü, tarzı, böyle bir anlam doğru olmaz. Son olarak Mahatta ve Nesic kelimelerine bakalım. Mahattan istasyon anlamına geldiğini biliyorsunuz. İstasyon, durak anlamında. Nesic ne? Nesic, doku. Türkiye'nin Avrupa dokusu. Çoğuda da ensice. Bakın bu Nesic de uymadı. Türkiye'nin Avrupa yüzü demiş e, Sayın Çetin. Evet doğru. E, dolayısıyla e, doğru cevap Edirne, Adana, Bolu, Ceyhan, Denizli seçenekleri elendi. Burada bizi uğraştıran hangisi olurdu? E, B şıkkının ikinci kelimesi vecih e, olması bakımından belki bizi biraz düşündürürdü. Ama el e, orada o seçeneği elemiş olduk. E, sonra başka ne var? E, bir de A şıkkı biraz önce üzerinde durduk ya A şıkkında. E, memlu kelimesi bizi e, düşündürebilirdi, yanıltabilirdi. E, onu da az önce e, yaptığım açıklamalar e, vesilesiyle elemiş olduk. Peki, e, şimdi şurada e, şu fiili şöyle bir sorgulayalım. İktavva bi, bir şeyle dolup taşmak. E, tıka basa yemek, bol olmak. Peki o zaman şurada e, elinizde bulunacak ya bu notlar. Elinizde bulunacağı için... Şuraya bir harf işaretini e, gireyim ben elinizde bulunsun. İktidadan bir. Evet, yedi soruya geçiyorum. 8. soru sekiz. E, ben hiç bakamadım kimler bizimle şu an online diye. İyi maşallah bugün iyiyiz. E, bugün çok sayıda arkadaşımız bizimle birlikte. E, Sayın Al Bayrak sizde giriş yapabilmişsiniz. Peki geldik sekize esnaa tawajjuhı quwwat el emn cinaiye ila qism el bi musahabet el tenaha denmiş boşluk bırakılmış tenaha e, masamiihim şurada verilenten tam harf olduğu için ne yapacağız? E, Mesame kelimesinin sonunu e, mecrur kılacağız harf olması münasebetiyle masamiihim efendim e, ''Saud sawt e, şimdi ''Saud'' hareke vermiyorum kromatik e, olarak pozisyonu tespit ettikten sonra hareket edeceğim. ''Saud istigathatin bit tabiil bir bi menzilihi. Şimdi e, okuduğumuz cümleyi anlamaya çalışalım. Zaten harf işaretlerinin üzerinde durmamıza gerek yok. O zaman e, burada bize lazım olan şey ne? E, bize e, lazım olan şey bir fiil var burada. Tenaha fiili var. Tenaha fiilinin hangi harfi kullanıldığını bilmek demek bu soruya doğru cevap vermek demektir. Peki şuradan cümlenin birinci satından kuvvatul emnil cinayi paylaşayım sizinle evvel emirde. Kuvvat el emn el cinayi ekranınıza taşır Manası neymiş? Anlamı neymiş bu terkibin? Cinayet güvenlik güçleri bizde cinayet bürosu amirliği var ya bizde cinayet bürosu amirliği var e, dilimizde e, onun karşılığı desek yanlış olmaz cinayet bürosu amirliği yani cinayet güvenlik güçleri esna etevet Cuhi emnil cinayi ila kısmı şurta. E, kısmı şurtayı karakol diye tercüme etmenin hiçbir mahzuru yok. E, peki o zaman ne diyeceğiz? Efendim cinayet güvenlik güçleri yani cinayet bürosu amirliğinin karakola veya cinayet güvenlik güçlerinin karakola yönelmesi esnasında yöneldiği anda bir musahabetil muttehem. Muttehem ne? Öncelikle musahabe şöyle alayım. Musahabe eşliğinde. Kimin eşliğinde? El muttehem sanık şüpheli zanlı. E, zanlıya e, ya da zanlı eşliğinde diyelim. Zanlı eşliğinde e, cinayet güvenlik güçlerinin karakola e, yönelmesi e, anında, esnasında ne oldu? Tenaha bla 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 mesamea. Evet arkadaşlar burada e, tenahanın neyle kullanıldığını ben şimdi ekranınıza yansıttığım zaman doğru cevabı vermiş olacağım size. Evet an harfi cer olması lazım diyorsunuz. Ee, an harfi ceri değil ee, ila harfi ceri gelecek buraya. Bakın ekranınıza taşımış olayım böylece. Şimdi tenaha ila mesami'ihim kulaklarına geldi anlamında bir kalıp ifade desem bile yanlış olmaz. Tenaha ila mesami'ihim kulaklarına geldi. O zaman e, kimin kulaklarına geldi? Şu işte e, cinayet güvenlik güçlerinin kulaklarına geldi. E, ne geldi? Tenaha'nın faili bakın şu savtu belirledik şimdi. Savtu damme koyayım şöyle. Savtu istigasetin istigasene yardım isteme. E, el igasetul insaniye neydi? İnsani yardım. E, vakful igasetil insaniye insani yardım vakfı demiştik hatırlarsanız. Peki Gramerde de bir şey var. İstigase diye bir konu var. El-müsteğas, el-müsteğas, bih, el-müsteğas, leh şeklinde unsurları olan. Kulaklarına bir ses geldi. savt istigase, yardım isteme sesi. E, Bittabih-el-ulvi bi menzilihi evinin üst katında. Evinin üst katında bir yardım isteme sesi kulaklarına geldi. Şu menzilihideki hu'nun e, mütteheme döndüğünü düşünüyorum ben. Ee, yani bu zanlının evinin üst katında bir yardım e, sesi kulaklarına geldi. O zaman şunu şöyle e, notlarınız arasına almış olun. E, tenaha ila mesafe kulaklarına geldi anlamını taşıyan bir ifade ise. O zaman burada bu soruyu tenaha'nın ile kullanıldığını bilmeden çözme imkanımız yok. Tenaha ila. Evet peki. Soru 8 tamam. Soru 9'a geçelim. Azharat dirasetun anet tedhini ucriyet beynel baligine enne demiş ve iki boşluk var. Bu tip sorularda boşluk sayısı malumunuz ya bir ya iki oluyor. Üç boşluk olmuyor. Bir ya da iki boşluk bırakılıyor. Azharat dirasetun anet tedhini ucriyet beynel baligine enne bla 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 min beyni bla 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 el etraki ya da gelecek olan kelimeyle olan ilişkisine bakacağız. Yudahinone. Evet. Peki ee, son yıllarda bu YDS yoksa sınavlarında e, Arapça'da sayılar konusunu bilmeyi gerektiren sorular e, olmazsa olmaz konulardan diyebilirim. Yani minimum bir soru geliyor sayılarla ilgili. E, benim elimde sayılarla ilgili sizin hazırladınız kendimi kastediyorum e, benim hazırladığım e, bir dosya var. Sınıf ortamında ders anlatırken kullandığım, projeksiyon cihazından yararlanarak e, efendim e, perdeye yansıtarak kullandığım matbu ders notlarım var. E, matbu derken yani ben çıktısını almadım da word dosyaları halinde desem daha doğru olur. E, bunlara kim sahip e, diye mi sorayım, kim sahip değil diye mi sorayım. E, ya da bende var bende yok diye bir cevap verirseniz e, en azından benim bir fikrim olur. Olmayanlar benim e, Salih Zeki Keş Arapça Ders Notları diye adını koyduğum. E, evet ders notları kimde yok. E, ben cevaptanızı şu an sohbet penceremizden e, izliyorum. Peki o zaman şöyle yapalım. E, buraya bir yazı yazma imkanım olur mu benim? Umarım olur. Tamam oldu bile. Evet arkadaşlar şu ekranınıza taşıdığım mail, mail adresi e, bu mail adresine bir mail atın lütfen herkes için Arapça herkes için Arapça gmail.com buraya bir mail atın e, ders notlarımı WhatsApp grubunda paylaşamam e, orada Winrar programı açılır mı açılmaz mı bilmiyorum e, sıkıştırılmış e, ziplenmiş Winrar dosyasına arşivlenmiş halde e, göndereceğim maillerinize. Bilgisayarlarınızda da Winrar e, programı yoksa internetten ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Buraya bir mail atın. Ders notlarınızı istiyorum deyin. E, ben tekrar size mail döneyim. Ders notlarımı sizinle paylaşayım. Tamam mı? Evet. Şöyle yapayım. Bir dakika lütfen. E, şu renk plaketini göster. Evet. Şimdi şöyle yapalım. Evet, ben sohbet penceremize de yazdım e, mail adresimizi. Şimdi şu sayılarla ilgili soruları kaçırmayın diye ben e, ders notlarımda yer alan sayılar bahsini çalışın istiyorum. E, malumunuz gerek yok dilin gerek e, YDS'nin 2019 yılı içerisinde yapılacak ilk sınavlarının tarihi yaklaşıyor her geçen gün. E, peki şimdi rica ediyorum. Dokuzuncu sorunun cevabını şimdi ele alalım. Azharat dirasetun anet tetkini ucriyet benel baligin bir araştırma ortaya koydu. Peki bu araştırma ne hakkında? Anet tetkini, sigara içme hakkında yapılan bir araştırma ortaya koydu. Bu ucriyet diye başlayan cümle anet Bakayım bir gramer bilgisi yoklaması yapayım şimdi. Bir dosya açacağım ben. O dosyayı açarken size soruma cevap verin lütfen. Ucriyet beynel baliğin cümlesinin İrab'daki mahalli konumunu soruyorum. Mahallen merfu, mahallen mansup, mahallen mevcur, mahallen meczum. Ne diyeceksiniz bakayım? Bekliyorum. Ben dosya aça dururken siz de ona cevap verin lütfen. Şu seçti getirdim. Ucriyet beynel baliğin cümledeki mahalli konumu ne? Evet bekliyorum hadi sizi. Cümledeki onun mahalli konumunu e, soruyorum. Evet. Bir cevap geldi. E, sadece tek cevap mı alacağım ben? Evet. Tek cevap olmaz. Evet. E, gramerle ilgili problemlerimiz var anlaşılan. Ama işte bakın bu gramer bilmeyi gerektiren bir soru. Yani bu soru doğrudan. Yani şey bilmeseniz bir şey söyleyeyim mi size? Bakın burada hiçbir kelimenin anlamını bilmeseniz e, gramatik olarak kelimelerin müzekerliği, mühendisliği, efendim, müfret, tesniği, cemliği vesaire e, bunlardan hareketle bu soruya cevap verebilirsiniz. Hastaten e, adet mağdut ilişkisini bilirseniz doğru cevap verebilirsiniz. Ben cümleyi tercüme edeyim. Gramatik ilişkiye daha sonra döneyim. Azharat dirase anet tedhin ucriyet beynel baligin Şimdi şuradaki dirase cümlenin nesi? Yazar mısınız bana? Cümlenin hangi öğesi? Azharat dirase ton anet tedhinde Evet. Tamam. Güzel. O zaman dirase avheranın faili ise şurada Yetişkinler üzerinde arasında uygulanan dirase Nekra geldiği için kalan sıfat olacak yani failin sıfatı Dolayısıyla Burası mahallen merfu arkadaşlar e, Yetişkinler arasında e, uygulanan yapılan e, sigara içmeye dair bir araştırma ortaya çıkardı Neyi enne blabla bla, min beyni bla bla, el etraki. Ee, evet, min beyne beyni düzeltiyorum. Min beyne olur mu? Min beyni e, efendim e, el etrak yu Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Hmm, Türkler arasında peki soruda umarım bir eksiklik yoktur. Yani şurada sanki bir şeyler eksilmiş gibi geldi bana da. Ee, umarım eksik değildir. Sizlerinizdeki dosyada e, benimkiyle aynı mı? Arkadaşlar şu soru aynı mı sizin Sinel, zeki dosyada da? Ben bu soruların dizgisini yaptım. Eee kaynağa bir bakayım. Soru 9 değil mi? Evet, yok herhangi bir eksiklik yok. Kaynağa baktım. Herhangi bir eksiklik yok. Evet, e, sayın Çelem ne soruyorsunuz? 9 e, bolu olabilir mi diye soruyorsunuz. E işte bakın burada şey ihtiyaç var. E, gramer bilgisine ihtiyaç var. E, dokuzuncu sorunun doğru cevabı, e, e, Sayın Hafif Ceyhan gibi diye bir yorum yaptı. Evet, o do dokuzun sorunun doğru cevabı olarak Ceyhan gibisi fazla. E, dokuzun doğru cevabı C. E, Ceyhan. Niye Ceyhan? Bakalım şimdi. Şimdi e, bu araştırma yetişkinler arasında yapılmış. En ne? Kaç? E, bakalım ate aşrate şöyle enne erbaaten min beyni aşaratil etrak min beyn aşaratil etrak ee, peki e, Türklerin her on kişiden yani Türklerden her on kişiden dördünün e, e, ne yapmış e, Bakalım şimdi, işte, Min ucriyet beynel baligine enne erbaaten min beyni aşerratil etraki. Evet. Yudakhinun. 10 Türk'ten 4'ünün e, sigara içtiği e, şeklinde bir e, araştırma bunu ortaya koymuş. Yetişkinler arasında yapılan e, sigara içmeye dair bir araştırma 10 e, Türk'ten 4'ünün sigara içtiğini ortaya çıkarmış. Bunu ifade ediyor cümle. Şimdi şu etrak kelimesinin müfredini arkadaşlar Türkiye değil mi? Türkiye. Ben şimdi size şunu vereceğim. Size daha önceden canımı sanırım vermedim. Canım diye bir formül verdim mi size arkadaşlar? Canım diye bir formül vermedim. Canım şu. Canım C A N I M Buradaki ünlüleri attığınız zaman A ve I ünlüsünü attığınız zaman geriye ne kalır? CNM kalır. Bu CNM ne? CNM şu. 3 ile 10 arası sayıların temyizi. Cem nekira mecrur. Cem e, nekira mecrur. Peki şimdi şuradaki el etrak cem mi? Cem. E, peki burada bir izafet ilişkisi kurmuşlar aralarında. Aralarında bir izafet ilişkisi kurulduğu için e, bu kira gelmekten uzak düşmüş. Ancak mecbur oldu ortada. Şu bilgiye sahip olmak durumundasınız. Onu hemen paylaşayım. Çünkü işin e, nirengi noktası orası. E, o mutlaka bilinmeli. E, sayılar bahsinde şurada. 3 ile 10 arası sayılar. E, şuraya dikkat edin lütfen. Adetle mağdur arasında cinsiyet açısından zıtlık vardır. Hangi sayılar bunlar? Ekrana bakar mısınız? 3 ile 10 arası sayılar. 3 ile 10 arası sayılar adetle mağdut arasında cinsiyet bakımından zıtlık vardır ve bu zıtlık tespit edilirken mağdudun müfredi esas alınır. Mağdudun müfredi esas alınır. Mağdudun müfredi müzekkerse adet müennes, mağdudun müfredi müennesse adet müzekker olur. Peki el-etrak kelimesinin Müfredi müzekker mi? Müzekker. O zaman ne olacak? Sayı müennes olarak gelecek. O zaman beynel baligine enna erbaaten min beyni aşerratil etraki yudakhinune şeklinde olacak. Rabia <laughs> niye olmaz? Rabia <laughs> dördüncü demek. Sıra sayısı. Rabia <laughs> dördüncü demek. Sıra sayısı. Peki erbaa <laughs> aşara bu neden kaybetti? Bu şundan kaybetti. El etrak kelimesinin müfredi Türkiye. Peki e, Türkiye kelimesi müzekker mi? Müzekker. Mağdudun müennes mi olması gerekiyor? Müennes olması gerekiyor. O zaman mağdud müennes olmadığı için kaybetti. E, mağdudun müennes oluşundan dolayı kaybetti. Geçiyorum. E, A şıkkını az önce izah ettim neden kaybettiğini. D şıkkı erbaate aşirate. Peki D şıkkı niye olmaz? Kim söyler? D şıkkı için yanlış? Bir fikriniz var mı? D'nin için yanlış. Evet, aşira sıra sayısı. Aşırı şu, e, B'nin ikincisindeki aşırı e, sıra sayısı ondan dolayı yanlış. Peki Edirne şıkkı E seçeneği erbaa aşrate e, sayının birinci kısmı müzekker, ikinci kısmı müennes olarak verilmiş. Yani erbaa kısmı derken yani ilk sayı müzekker, ikinci sayı müennes olarak verilmiş. E, bu münasebetle burası da yanlış. Ee, ben size göndereceğim notlar içerisinde e, şöyle hemen göstereyim. E, klasörün adı şu. Salih Zeki Keç Arapça ders notları. Bunu açtığınız zaman içinde 260 ö'den oluşan bir arşiv göreceksiniz. 260 ÖE var. E, bunlar Word dosyası, PDF dosyası, Excel dosyası. E, ben ders anlatırken e, kullandığım yardımcı ders notlarım klasörler içerisinde de yine bir takım dosyalar var. Burada sayılar adını taşıyan klasörü tıklayıp burada yer alan toplam 9 dosya var. Bu 9 dosyayı okursanız arkadaşlar sayılarla ilgili gelecek bir soruyu kaçırmazsınız. Sayılarla ilgili bir soru bekliyor musunuz derseniz bekliyorum. Sayılarla ilgili bir soru bekliyorum. Hem YDS'de hem YÖK dilde bekliyorum. Evet soru 10. 10. soruya geldik. Evet. El hubbu min el maani el azimati allati bla 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 el insani biha ve hiye min es sifati allati la tanfakku an ibn adam. El hubb aşk min el maani el azime. Büyük yüce anlamlardandır. Aşk yüce, değerli, kıymetli anlamlardandır. Elleti el maani'nin birinci sıfatı el azime. İkinci sıfatı gelecek şimdi buraya boşluğun bir fiille doldurulacağını görüyoruz. Yeptehicu, yesteu, yenhasu, yensedilu ve e, bu neymiş? E şıkkı, e şıkkındaki fiile bakalım onun ne olduğunu şuradan. Evet, e, hem üçüncü hem dördüncü babdan gelen bir fiil. Yani tease YETASU ya da teise YETASU şeklinde hem üçüncü hem dördüncü babdan gelen bir fiil. Biraz sonra anlamını vereceğim. E, şimdi Aşk yüce değerli kıymetli anlamlardandır. Elleti öyle ki ne olur? Şu o, yeşil renkler artık o, klasik hale geldi. Buradan bir durumdan bir vazife çıkarıyor musunuz? Çıkarıyorsunuz. Boş bırakılan yere getirilecek olan fiil hangi harf icarele kullanılan bir fiil olacak? Yazar mısınız? Boşluğa getirilecek olan e, fiil hangi harf kullanılan? bir fiil olacak. Çok güzel. İşte bu. O zaman biz verilen fiillerden iptehece yeptehicu yestau işte bu nahase ya da nahise yenhasu e, dilu ve teaseyet asu ya da teaseyet asu fiillerinden hangisinin bile ile kullanıldığını biliyorsak cevap doğru cevap odur. Peki kendinizi bir yoklayın bakalım. Bu beş şıktan Beş fiilden hangisinin bir ile kullanıldığını şu ana kadarki backgroundunuzdan e, hatırlıyorsunuz. Bir background yoklaması yapın. Yani bir böyle e, zihin ağırlığı yoklaması yapın. E, Sayın Ünal'ın mesela bir şeyi var. E, Sayın Akbeniz'in de böyle bir e, bilinçaltı yoklaması var. E, bakın işte şu bana verdiğiniz cevaplar sizin daha önceki okumalarınızdan bilinçaltınızda kalanın ortaya çıkması arkadaşlar. O yüzden bol miktarda okumayı tavsiye ediyoruz sürekli size. Bol miktarda okuma. Şimdi e, ben sizin bıkıp usanmayacağınızı bilsem size her gün ama her gün okuyacağınız bir şeyler göndereceğim. Ama e, yani şeyden WhatsApp grubumuzdan bıkarsınız usanırsınız yorulursunuz diye yapmıyorum bunu. Ama buna mecbursunuz onu açıkça söyleyeyim. Hepimiz mecburuz yani. Hepimiz her gün okumak durumundayız. Evet e, şimdi bakın... E, benimle birlikte toplam 13 katılımcının bulunduğu bir sanal sınıf ortamındayız. Ve ben şu seçenek diye tahmin ediyorum diyenler <laughs> ben bıkmam diyor Sayın beni söz diyor. Evet, doğru cevabı tahmin ettiniz. Doğru cevap sizin tahmin ettiğiniz. A şıkkı. Yani ipte yepte hicu iptihac. Doğru cevap bu. bu işte background ile ortaya çıkardığımız çözdüğümüz bir şey. Ee, soru. Ee, şimdi iptaje yptehicu iptihac. Bakın ekranınıza taşıdım. Ee, neymiş? Hoşuna giden, sevindiği, mutlu olduğu. Ee, sonra Behçet Görkem neşe sevinç coşku. Bir Behçet'in neşe ile coşkuyla gibi anlamlar taşıyor. İptaje yptehicu iptihac. Tamam mı? Ee, peki. Diğer seçeneklerin anlamları için zamanımız el vermeyecek. Ben e, diğer oturumda yani 17 numaralı oturumda ondan anlamlarını vereceğim. O zaman doğru cevap olarak e, bunu şey yapalım. E, İşaret diyelim A şıkkını. E, diğer seçenekleri değerlendirmeyi e, gelecek oturuma bırakalım. El hubbu minel ma'ani el azimeti leti insanu biha ve hiye minel sıfatilleti la tenfekku an ibni ademe Cümlemiz bu. Peki 9 sorunun çözümünü tamamladık. Diğer bölümün 17. oturumun başına inşallah 10. sorudan başlayacağız. Şimdi ara veriyorum. Aradan sonra görüşmek üzere.